Efendim hayırlı akşamlar. Bu akşamki hayvanımız bir koyun hayvanı. Görmüş olduğunuz gibi yıllardır insanın yanında etinden sütünden faydalandığımız çok tatlı, çok şirin, çok naif bir insan dostu hayvan. Kendisinin adı da Dolly. Dolly. Ne yapıyorsun lan şerefsiz? Efendim koyun hayvanımız gerçekten yıllardır insanoğlunun yanında duran insan... Allah yarabbi bu ne ya? Efendim şöyle uzağa alın bari de ben öyle anlatayım. Kulağıma vallahi Niyaz Gider gibi böyle bir bağırdı. Evet, orada da iyi oldu Dolly. Efendim Dolly'yi anlatmak için önce ona biraz rüşvet vermek lazım. Dolly. Be. Al bakayım lan. Şerefsiz seni. Rüşveti tabii hayvanlar aleminde bile geçerliliği var rüşvetin. Siz artık insanlara hesap edin. Efendim, koyun hayvanın çeşitli terennümler nedir? İletişimde balıklar gibi telepati yoluyla değil, direkt ses kullanırlar. Mesela Dolly'nin kullandığı lehçe şeklinde bölgeye göre bunlar şeklinde devam ederler. Şimdi ben biraz evvel kendisine marul yer misin şerefsiz dedim. O da ey yaptı yani. Hastasıyım gibilerinden bir tavır. Efendim koyun hayvanı etinden sütünden faydalandığımızı söylemiştim. Sütünden efendim mesela yağ yapılır, efendime söyleyeyim peynir yapılır, efendime söyleyeyim şöyle bir düşüneyim yoğurt yapılır. Fakat koyun hayvanı zeytin de verir ama onun verdiği zeytin yenmez. Bu topraklar için gübre anlamına gelir. Dolly, rica ederim buyur Dolly. Ne demek ya aramızda. Evet efendim koyun hayvanının insanlara faydaları saymakla bitmez. Mesela koyunlar olmasaydı hepimiz uyku haplarının müptelası olacaktık. Yani uykusuz insanlar koyun sayarak rahatlar biliyorsunuz. Biraz yavaş sesle yiyebilir misin Dolly? Evet, uyumak istemeyenler de panter sayıyor. Bu da tabii bir rivayet. Ben de tam olarak çözebilmiş değilim. Efendim koyun hayvanı tabiatıyla müziği seven bir hayvandır. Evet mesela kaval sesine karşı çok böyle gerçekten tepki veren kaval sesinde böyle çok güzel ortamlara giren buyur Dolly'cim çok sevdiği bir şeydir yani müzik. Ama mesela bazı bölgelerde bunu piyanoyla da eğitirler. Mesela Fazıl Say'ın da eski bir çoban olduğu söylenir. Ben de Dolly'nin yalancısıyım demedim ya o dedi Fazıl dedi konser falan veriyor bir oradan çobanın falan dedi ama ben de pek inancılı bulmadım yani değil mi Viyana'da Berlin'de nerede bulacak otlakta bunları gezdirecek böyle. Efendim koyunun adı nereden geliyor? Yıllar önce bunlar böyle çok titiz, çok böyle böyle manidar, çok böyle naif hayvanlar. Ormandaki bazı kurnaz canlılar, sincap olsun, samur olsun özellikle samur hayvanı falan. Böyle ellerinde bir şeyler getirince, baba diyorlar bunu buraya biraz koyabilir miyiz ya biz şuraya kadar gideceğiz falan filan diye. Bunun mekanını emanetçi dükkanına çevirirler. Bu da tabii saf koyun koyun diyor, koyun bir şey olmaz burada koyun koyun falan derken tabii adım koyuna çıkıyor. Evet. Şimdi efendim devam ediyoruz bilgilerimize. Koyun hayvanı geviş getirme yetkisine sahiptir. Geviş bir çeşit koyun mamasıdır. İstediğiniz zaman size geviş getirir. Tabii Tarım Bakanlığı'nın 12. maddesinin 3. bendinde belirtilen yasalar doğrultusunda kendisi geviş getirebilir. Koyun hayvanın aptal olduğu söylenir fakat bu tabii tartışılır. Mesela hiçbir koyun kuzularına füze atmaz. Biraz tabii derinlemesine düşününce koyun hayvanının şu rüşveti yiyiş biçimine bakın. Hiç de aptal bir havası yok. Ver diyor marulu. Yani 3 dakikalık tanıtım için burada 4 kilo marulu anlaştık ki 2 milyondan hesap ettiğiniz zaman 8 milyon liraya aldı gitti şerefsiz. Efendim şimdi Dolly'nin burada ne olduğunu, niye burada olduğunu merak ediyorsanız kendisi 5 ay önce kuzulanmış bir hanımefendi. Biraz meme yollarında bir sıkıntı yaşamış. Şu an bir başka süt anne kendi kuzularını emziriyor. Ona biraz sonra bir müdahalede bulunacağız. Fakat tabii onun müdahalesi bayağı bir uzun söz. Ne oldu da niye bakıyorsun oraya? Ne oldu yavrum? Bak burada gel Dolly, Dolly, Dolly'cim buyur. Evet. Dolly, Dolly. Gerisini söylemeyeyim. Evet efendim. Şimdi izleyici mektuplarına bir geçelim. Evet Adana'dan Zekai Topsa şöyle diyor. Hocam diyor kılıç ve kalkan balıklarıyla Bursa'nın ünlü kılıç kalkan oyunu oynanabilir mi? Yani oynanabilir. Ama ne diyeyim yani hamsi ve karidesle de oynanır. Fakat ben tuzlu balık tavsiye ediyorum. Kokarsa falan rezil olmayın gelen topluluğa. Tabii ilginçtir yani. Nereden geliyorsa aklınıza yani mükemmel kreatif bir zekaya sahipsiniz. Yani kılıç ve kalkan balığıyla kılıç kalkan oynamak gerçekten çok hoş. Evet Adana'dan Mestan Acar'ın mektubuna geçiyorum. Hocam diyor Mars'ta su olmaması balık da olmadığı anlamına mı gelir? Vallahi nasıl çözmüşsünüz? Yani ben 50 yıl düşünsem çözemem Mestan Acar. Tabii değil mi? Su olmazsa balık da yoktur. Kuş da yoktur hatta. Giderken götürürüz, konserve alırız. Bineriz orada. Ha, değil mi? Kırar sararız. Allah yarabbi sen bana akıl ihsan eyle yarabbi. Efendim son faksımızı da okuyayım. Sayın Niyazi hocam Tekirdağ'dan Basri gün döndü yazmış. Bakalım Basri Bey ne diyor? Evimde beslediğim kedime artık bakamayacağımı anladım ve onu bir çantaya koyup uzaklara bırakmaya karar verdim. Yazık. Geri dönemesin diye karışık yollar izleyerek evden oldukça uzak bir yere geldim. Ve burada yolumu kaybettim. 3 gündür sokaklarda perişan vaziyette dolaşıyorum, ne yapayım? Sayın Basri gün döndü. Kedinin ahı tutmuş, ne diyeyim? Kediyi çantadan çıkarın, kuyruğuna yapışın, o sizden akıllıdır. Beraber gidersiniz abi. Yani, pardon. Alo? Buyurun Kaymakam Bey. Buyurun efendim. Saygılar efendim, yayındaydık. Dolly'yi anlatıyoruz, koyun hayvanı var. Evet efendim. Nasıl efendim? Evinizde yarasa var. Anlıyorum. Ne yapayım ben efendim? Yarasa yakalayayım gelip. Efendim ben Batman'in düşmanı Joker miyim? Yani şey demek istiyorum efendim, camın mama için gider o kendisi. Ne arıyor evde? Mağarada yaşar o şerefsiz. Girmiş diyorsunuz. Anlıyorum. Peki efendim. Peki. Gelirken çerez, fındık, fıstık bir şey de alayım mı? Ben yakalarken çocuklara verirsin, seyrederler. Eğlenceli olur diye düşünüyorum. Hayır efendim. Küstahlık etmiyorum. Estağfurullah. Hayır efendim. Niye dalga geçeyim? Yani sizi düşündüğüm için söylüyorum. Evet. Peki efendim. Peki. Saygılar, hürmetler. Sağ olun efendim. Sağ olun. Sağ olun. Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. Haftaya görüşene kadar esen kalın. Ya buna geldi bu Kaymakam Bey'den kardeşim ya. Nerede yaşıyor bu? Afrika'da mı yaşıyor? Bir gün yarasa giriyor. Zeliha kapat sen de şu kapıyı, sinirlerin bozuldu zaten. Sen biliyor musun Kaymakam Bey? Dolly. Vallahi bunalttı ya. Şimdi yarasa yakalamaya gidiyoruz ha. Gideyim şu yarasayı yakalayayım bari. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Zeliha şu Dolly'yi indirin yavrum. Süt yollarına sonra bakacağız. Ben şu Kaymakam'ın işini halledeyim bir geleyim. Bu yaştan sonra yarabbi. Yazık bana vallahi.